Başladım. Merhabalar sayın hocalarım, değerli öğrenciler. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak 2 haftada bir gerçekleştirdiğimiz çevrim içi etkinlik günlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliklerde akademik ve uygulamalı olarak spor bilimleri alanına önde gelen isimlerini öğrencilerimizle bir araya getirip bilgi paylaşımı gerçekleştirmekteyiz. Bugün ülkemizde spor bilimleri alanında önemli çalışmalara imza atmış olan Sayın Profesör Doktor Dilara Özer hocamız, bütünleşik fiziksel aktivite başlıklı söyleşi de bizlerle olacak. Hocamıza davetimizi kabul edip bizlerle bir arada olduğu için Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adına teşekkür ederiz. Bu panelin moderatörlüğünü Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Serkan Esen yapacak. Buyurun hocam, Serkan hocam söz sizde. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Şimdi Dilara hocamıza sözü bırakmadan önce Dilara hocamız kim? Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Dilara Özer, Kayseri Develi'de dünyaya geldi. Lisansını Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişim bölümünde. Yine yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi, doktorasını ise Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişim Anabilim Dalı'nda tamamladı. Akademik kariyerini Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nde sürdürdü ve şu anda Kent Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı olarak sürdürmektedir. Çocuklarda motor gelişim, engellerde beden eğitimi ve spor ve animasyon gibi kitaplarında yazarlığını yapmıştır. Engeller alanında ulusal ve uluslararası birçok projede yürütücülük yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ben de bu projelerin bazılarında, çok azında belki, bulunma onurunu yaşadım. Dilar hocamızla birlikte çalışma şerefine nail oldum. Söyleşimize katıldığı için de Dilar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda geçmiş olsun da diliyorum bugünkü ufak bir kaza nedeniyle. Dilar hocam bizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz ben sözü size bırakayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de tabii öncelikle sizlere bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Beni öğrencilerle buluşturduğunuz için. Tabii sadece öğrencilerle değil, sizlerle de buluşmuş oluyoruz. Birçoğunuzla daha önce hem çeşitli projelerde çalıştık hem de farklı üniversitelerde bir arada çalışma imkanı bulduk. Böyle bu da bizi bir araya getiren güzel bir vesile oldu. Her ne kadar öğrencilerimizi göremiyor olsam da onların orada varlığını hissetmeye çalışacağım. Evet, Serkan seninle de bu çalışmaların içinde olduk. Arzu edersen Evet. zaman zaman sen de katılabilirsin Tabii ki. sunuma. Ben şimdi sunumu büyüterek ekran paylaşımımı zaten yapmıştım. Şuradan şöyle başlayayım. Sanıyorum şu anda tam ekrandayım. Evet hocam, şu an tam ekran ben görüyorum. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi bugün biraz bütünleşik fiziksel aktivite konusunda konuşacağız. Ama ben bu sunumda böyle bir takım tanımlar vesaire alanda ilgili bilgiler vermek yerine kendi deneyimlerimden hareket ederek konuya açıklık getirmeye çalışacağım ve öğrencilerin bir kavram oluşturmasına katkı sağlamaya çalışacağım. Bilmiyorum öğrencilerimiz uyarlanmış beden eğitimi, özel eğitim gibi dersler alıyorlar mı? Henüz yeni 2. sınıf öğrencileri olduklarını biliyorum. Ama önümüzdeki yıllar eminim hem öğretmenlik hem de antrenörlük bölümleri bu dersleri alacak ve konuya aşina olacaklar. Şimdi kavram olarak açıklama yapmayacağım. Ben zaten daha ilerleyen slaytlarda aşama aşama bununla ilgili bir algıya, temel bilgiye sahip olmuş olacağız. Şimdi her slaytta da öğrencilerimiz çeşitli fotoğraflar görecekler. Çok böyle açıklıkla, gururla söyleyebilirim ki bu fotoğraflar benim bir parçası olduğum çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar, herhangi bir şekilde web sayfasından alınan fotoğraflar değil. Her biri bir projeyi yansıtıyor. Her biri bir projedeki çalışmadan aslında bir kesit sunuyor bize. Bu gördüğünüz fotoğrafta İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirdiğimiz bir projeden alınmış bir fotoğraf.
Evet, deneyimlerimden bahsedeceğim demiştim. Ben şimdi gördünüz çocuk gelişimciyim. Çocuk gelişim alanında eğitim gördüm ama uzun yıllarda spor bilimleri alanlarında çalıştım. Ve özel eğitim, uyarlanmış beden eğitimi gibi dersler kapsamında öğrencilerle bir araya geldim. Ama böyle ilk, böyle çok eski bir tarih için bahsettiğimde korkmasın gözünüz lütfen. 1995 yılıydı benim bu alanda çalışmaya başlamam. Akdeniz Üniversitesi'ndeyim. Bana böyle bir ders verildiği zaman tabii önce tereddüt ettim. Sanmayın ki hocalarınızın hepsi bir alanda hemen uzmanlıkları var ve o alandaki uzmanlıkları doğrultusunda sizlerle beraber oluyorlar. Hep mesleğin başında bizler de hem kendimiz öğrendik, öğrenciyi öğrettik. Yeri geldi öğrenciyle birlikte öğrendik ama bir şekilde bir gelişim gösterdik, sağladık, faydalı da olduk diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda da ben ilk defa o zaman engelliler için beden eğitimi spor dersiydi dersin adı. Bu derse başladığım zaman dedim ki bir sahayı görmem lazım. Öğrencilerime de bir deneyim imkanı sunmam lazım. Bu çocuklara dokunmaları gerekiyor öğrencilerime. Çok pardon. Bu anlamda hemen bulunduğum üniversitenin yakınındaki özel eğitim okullarına ziyaretlerde bulundum öğrencilerle birlikte ve onların beden eğitimi derslerine girmeye başladık. Bu deneyimlerim sırasında gördüm ki bu çocukların en çok başarılı oldukları ders beden eğitimi dersi. En mutlu oldukları ders beden eğitimi dersi ve bu dersi çok seviyorlar çünkü nereden anlıyorum, bize her hafta kapılarda karşılıyorlar, bizimle sohbet ediyorlar, yaptığımız etkinliklere yüksek düzeyde katılım gösteriyorlar. Tabii bu bizim için çok büyük memnuniyet verici bir durumdu. Fakat böyle biraz daha ortamı tanıyınca şunları gördüm. Beden eğitimi öğretmenleri bir kere bu okullarda var fakat özel eğitim sınıfı öğrencilerin dersine beden eğitimi öğretmenleri girmiyor. Böyle olunca da özel eğitim derslerin sınıflarında öğrenciler öğretmenleriyle yapıyorlar bu dersi. Öğretmenler de bu konuda çok yeterli olmadığı için işte sınıfta bir şekilde vakit geçiriyorlar. En iyi ihtimalle de bahçede geziniyorlar, dolaşıyorlar. Zaten alanlar yok, materyal de yok. Örneğin bu yine Antalya'da bir Sefa Akın İlköğretim Okulu'nda görme engellerle ilgili özel eğitim sınıfı vardı. O sınıftan bir görüntü. Gördüğünüz gibi yerler asfalt, öyle bir spor salonu, spor alanı yok. Çocukları alıyorduk, okuldan, üniversiteden getirdiğimiz bir takım materyallerle onlarla çalışıyorduk. Bu çocukların hepsi işte görme engelli olabilir, bir kısmı zihinsel yetersizliği olan, otizm, işitme engeli olan çocuklar, bir şekilde tanılanmış çocuklar ve özel eğitim imkanlarından yararlanıyorlar. Ancak görüyoruz ki bu özel eğitim imkanlarından evet bir kısımdan yararlanıyorlar ama motor becerilerini geliştirme konusunda hiçbir hizmetten yararlanamıyorlar. Çünkü özel eğitim sisteminin içinde bu parça eksik. Evet bu çocuklar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidiyorlar. Orada özel eğitimciler, çocuk gelişimciler, fizyoterapistler tarafından eğitimler alıyorlar ama bu eğitimler gördüğünüz gibi öz bakım becerileri, akademik beceriler, dil becerileri bunlara yönelik. Ama bu çocukların hareket becerilerini de geliştirmeye ihtiyaçları var. Ki sizler bu becerilerin gelişiminin ne kadar önemli olduğunu bilen, farkına varan, farkında olan öğrencilersiniz. Böyle olunca da tabii ne oluyor? Özel eğitim hizmetleri içinde bu bölüm eksik kalıyor. Evet, çocuklar öz bakım becerilerini geliştiriyorlar. Okuma yazma, akademik becerileri, sosyal becerileri, hep bunları geliştirmeye yönelik çalışmalar var. Bir şekilde yol kat ediyorlar ama spor becerileri, motor beceriler konusunda o bölüm dokunulmamış bir alan olarak kalıyor. Şimdi bunu da hem sistemden biliyoruz hem de ailelerden biliyoruz. Araştırmalar yine bize bunu bir şekilde bu bilgiyi sunuyor. Yapılan araştırmalar da bize şunu gösteriyor. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar bakın
Okul öncesi dönemde bir, ilkokulda iki veya üç derken giderek artan bir şekilde akranlarından önemli derecede yetersizlik gösteriyorlar motor gelişim açısından. Otizm spektrum bozukluklarında bu daha da dikkat çekici, daha da üst boyutlarda. Bu çocuklarda ancak kendi akranlarının sahip olduğu motor becerilerin %50'si düzeyinde bir gelişme gösteriyorlar. Yani bütün bunlar bize gerçekten şu alana dokunulmadığında çocukların motor becerilerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Bunu biz ailelerden de öğreniyoruz. Ailelerde bizim hazırladığımız projelere, bir takım etkinliklere geldiklerinde çocuklarındaki motor beceri yetersizliğini fark ediyorlar. Diyorlar ki biz şimdiye kadar evet özel eğitim okuluna, rehabilitasyona gittik, çocuğumuzu götürdük ama dediler bu arada çocuğumuzun hareket becerilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu fark etmemişiz. Çünkü çocuğun vücudu hantal, koordinasyon yetersiz ve bırakın koşmayı, yürümede bile, hızlı yürümede bile sorunları oluyor. Daha canlı bir örnek, biraz önceki örnek Akdeniz Üniversitesi'nden belki 25 sene önceydi ama hiç merak etmeyin. Yani geride kalan bir örnek değil, hala günümüzde yaşıyoruz. 3-4 sene öncesinden de çok sevgili öğrencim Hazal, Hazal'ı geçtiğimiz Mayıs ayında pandemide ne yazık ki pandemi nedeniyle kaybettik. Kendisi bu alanda çok örnek, kendi akranları arasında da rol model bir öğrenciydi. Çok güzel şeyler yaptık Hazal'la. Şimdi Hazal'ın annesi Hazal'ı getirdiğinde yani böyle dedi, bahsettiler, şöyle bir bakayım diye geldim. Benim kızım dedi, gerçekten öyleydi. Yemek kurslarına katılmış, aşçılıkla ilgili becerilerini geliştirmiş, tiyatro, müzik grubu, yüzme. Hazal bir proje çocuğuydu. Her bir projeye katılan, hatta part-time olarak da çalışan, para kazanan, işte 28 yaşında bir genç kızımızdı. Fakat geldiğinde arkadaşlarıyla oynarken annesi bize dedi ki, yani ben dedi buraya gelince fark ettim, kızımıza hiç top vermemişiz. Ben yüzüyor, hani bu yeterli diye düşünmüştüm. Ama hiç kol ve bacak koordinasyonu, kasları gelişmemiş ve akranlarının oynadığı oyun, topla ilgili oyunlara katılamıyor, onları kenardan izlemek zorunda kalıyor dediğinde biz yine bu alanın ne kadar önemli olduğunu, çocukların diğer alanlarda ne kadar gelişim gösterirlerse göstersinler, hiçbir zaman bu gelişimin onların motor becerileri açısından yeterli olmayacağını biliyoruz. Şimdi halbuki spora katılım, motor becerilerinin gelişmesi bütün engeli olan çocuklar için temel bir hak. Engelli hakları beyannamesi bakın ne diyor? Her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımlarını diyor cesaretlendirmek ve geliştirmek durumundayız. Engelli bireyin yaşadığı toplumlar, ülkeler olarak. Bu anlamda biraz önce anlatırken kendi yaptığım projelerden de bahsettiğimi söylemiştim. Bahsedeceğimi söylemiştim. Bu arada bana mesaj geldi. Slaytlar değişmiyor mu? Değişiyor hocam. Ben de takip ediyorum. Bilmiyorum. Değişiyor. Başka. Tamam. Çünkü bana bir mesaj geldi. Benim de ilgim dağıldı. Peki değişiyorsa yolundaysa evet, sorun hocam, yok. Ben değiştiğini görüyorum. Tamam. Güzel. Bu hemen sağda gördüğünüz fotoğrafta Antalya'da özel gereksinimli çocuklara bu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Beyannamesi doğrultusunda hakların ulaştırılması
erişiminin sağlanması adına yapılan bir çalışmaydı. Bütün engeli olan çocuklar bir spor şenliği kapsamında bir araya geliyor, madalyalar alıyorlar. İşte görüyorsunuz burada bir demek ki devlet görevlisi diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. O dönemin valisi Alaaddin Yüksel'di. Her etkinliğimize gelir. Öğrencilerle birlikte, sporcularla birlikte bu heyecanı, bu mutluluğu yaşardı. Tekrar biraz önceki puzzle'a gelecek olursak, o eksik olan puzzle aslında o beden eğitimi ve spor çalışmaları, motor becerilerinin bu çocuklara sunulması, bu çocukların, bu bireylerin temel haklarından bir tanesi. Eğer bu anlamda bir yetersizlik varsa, bu bireylerin bu haklara erişimini de biz engelliyoruz anlamına geliyor bu. Evet, diğer taraftan Amerika'ya bakalım. Acaba Amerika çocuklarını, özel gereksinimli bireyleri spora erişimleri konusunda hangi haklardan yararlandırıyor ve bu konuda ne tür düzenlemeler yapmış? Şimdi bazı maddeler var. Türkiye'deki özel eğitim kanunu ile paralel aynı. Fakat bazı maddeler var. Bizde olmayan maddeler. Ben de sizin dikkatinizi bizde olmayan maddelere çekiyorum. Beden eğitimine bütün çocukların katılma zorunluluğu var. Özel gereksinimli çocuklar da dahil olmak üzere. Ama sadece bu zorunluluk kağıt üzerinde kalmıyor. Yapılan düzenlemelerde bu alanda yetişmiş beden eğitimi öğretmenleri, uygun alanlar, ekipmanlar ve bu çocukların spora yönlendirilmesi konusunda çeşitli düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. %100'e yakın hayata geçirildiğinden söz edebiliriz. Sporda eşit fırsatlar yaratılması. Biraz önce bir etkinlikten söz etmiştim. Özel olimpiyat oyunları. Türkiye'de büyük bir organizasyon. Biz de zaman zaman onlarla işbirliği halinde çalıştık. Hemen solda gördüğünüz fotoğrafta da İrlanda'ya gittiğimiz bir grup var. 2003 yılında Dünya Özel Olimpiyat Oyunları'na sporcular belirli bir aşamaya geldiklerinde ulusal, uluslararası, dünya çapında yapılan yarışmalara katılarak o başarı duygusunu yaşayabiliyorlar ve yeteneklerini sergileme imkanı bulabiliyorlar. Evet, bir diğeri de bireyselleştirilmiş beden eğitim programları. Dolayısıyla Amerika'da özel eğitim yasasında bulunan bu üç madde, beden eğitimine katılma zorunluluğu, sporda eşit fırsatlar ve bakın bireyselleştirilmiş eğitim programı demiyor. Onu ayrıca telaffuz ediyor zaten. Bireyselleştirilmiş beden eğitimi diyor. Yasa üç yerde spora, beden eğitimine özel bir vurgu yapmış ve bu maddelerin de hayata geçirilmesi için her türlü yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmiş. Şimdi tabii bu da bizim için her zaman bir ilham kaynağı oldu. Şimdi bu yasadan esinlenerek nasıl bir proje gerçekleştirdik? Ben şimdi bu proje filmiyle sizi kısa bir süre baş başa bırakıyorum. Ses gelmiyor galiba Serkan Hocam. Evet, şu an ekran paylaşımı olduğu için sanırım. Dilara Hocam, evet, hemen tamam. Evet. Tamam, hemen çıkalım, bir daha paylaşayım. Şimdi görüntü var mı? Görüntü var hocam. Tamam. Şimdi gelmesi lazım sesin. Türkiye'de iyi şeyler de oluyor dedirten bir haberi paylaşalım. Engelli çocuklar için yapılan projelere her gün bir yenisi ekleniyor. Onlardan biri de Aktifim Toplumun İçindeyim projesi. Yüzlerce çocuk spor eğitimi alarak engelleri aşıyor. Aynı zamanda da arkadaş ediniyor. Basket oynuyoruz. Erkeklerle futbol oynuyor. Telefon oynuyor.
biz bu ödev çok mutlu ediyoruz. Hem çocuklar hem de aileler için burası bir anlamda mutluluk merkezi oldu. Burası engelli çocuk ve gençler için oluşturulan fiziksel aktivite merkezi. Yani aslında çok amaçlı bir spor merkezi diyebiliriz buraya. Gedik Üniversitesi, Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığı işbirliğiyle hayata geçen Aktifim Toplumun İçindeyim projesi her gün yüzlerce engelli çocuğu Pendik'teki bu merkezde buluşturuyor. O özel çocuklarda sporla engelleri aşıyor. Bu projenin çıkış noktası bu özel çocuklarımızın özel eğitim süreci içinde beden eğitim ve spor etkinliklerinden yeteri kadar yararlanamamaları oldu. Şu anda 220 çocuğumuz var. Biliyorsunuz bu çocuklara verdiğiniz her hizmet doğrudan aileye uzatılmış bir el demek. O el hem çocuklara hem de ailelerine dokunuyor. Merkezin kapıları zihinsel ve bedensel engelli çocuklara ve ailelerine haftanın 5 günü açık. Biz burada biraz önce de bahsettik, spor etkinlikleri fiziksel aktivite diye yola çıktık ama bilişsel gelişimlerinde, sosyal ve duygusal gelişimlerinde inanılmaz kazanımlar, değişimler ortaya çıkıyor. Merkezde bebekler 0-3 yaş ve 8-10 yaş arası çocuklar için 3 farklı grup var. Hamza'nın birçok korkusu vardı. Arkadaşlar içerisinde yaşıtlarıyla diyalogsuzluğu vardı. Hamza Samuk, Türkiye'deki binlerce Down sendromlu çocuktan sadece biri. Daha sosyal oldu en azından. Korkularımızı yendik. Haftada bir gün geliyoruz ama gerçekten çok fayda. Oğlum Toprak Coşkuner, otizm tanılı. Yani şu an oralarda basket oynamaya çalışıyor. Çok da güzel basket atar. Mesela benim oğlum kalabalığa girmekte çok zorlanıyordu. Mesela ilk bu projenin başladığı dönemlerde onu ite ite içeri sokuyorduk. Şimdi isteyerek koşa koşa geliyor. Çocuklar burada korkularını yeniyor, arkadaş ediniyor. Böylece engelli olmanın sosyalleşmeye engel olmadığını gösteriyor. Bu projenin biz istiyoruz ki yıllar boyunca yaşasın. Hatta ülkenin diğer bölümlerine de yayılsın. Evet, yıllar boyunca yaşasın istedik Serkan, değil mi? Evet, istediğimiz evet. Oldu gerçekten. Çünkü evet, 2013'tü bu projeye başladığımız tarih. Şu an 2021'deyiz. 2021'i bitirmek üzereyiz ve hala da proje devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Yaklaşık 200 çocuk var, 200 aile var. Bu gördüğünüz o kalabalık, gürültülü, şenlik tarzındaki ortam halen yaşıyor. Bu değil mi? İyi haber. Evet, aynı zamanda en son Toprak'ın annesi konuştu görüntülerde. Yani onların da aslında sosyal anlamda çok güzel işler yaptığına da şahit oluruz. Yani o kurumdan ayrılmadan son dönemde. Kulüp kuruldu, farklı şehirlere müsabakaya gittiler. Bunun gibi etkinlikler de aslında aileler çocuklar üzerinde çeşitli aktivitelerde bu şekilde yapmaya başladılar. Aileler açısından da bence inanılmaz kazanım oldu. Orada çok kısa ben de şeyden bahsetmek isterim hocam. Yani bu projenin başlangıcında biz de destek olduk ve inanılmaz mutluluk vericiydi. Belki engelli çocuklarla bizlerin de bu kadar yakın olduğu ilk projeydi kendi adıma. Yani orada bizlerin de gözlemlediği şey bu alanda inanılmaz ufkumuzu genişletti diye düşünüyorum. Çünkü ilk oraya aktiviteye gelen, spora yapmaya gelen çocukların ilk geldiği zamanki hallerini hatırlıyorum. Ve yaklaşık işte bir sene ya da iki sene sonra düzenli olarak buna devam eden çocukların durumlarını gözlemliyorum. İnanılmaz bir gelişme vardı. Açıkçası ben şahsen hani bu kadar gelişme olabileceğini tahmin etmiyordum. Ve bunu gözlemlediğim çocukların aileleriyle konuştuğumda da aynı tepki onlar da veriyordu. Bu açıdan inanılmaz faydalı, inanılmaz verimli bir proje oldu. Böyle proje olmasaydı zaten şu an 8 senedir aktif bir şekilde zaten devam etmezdi. O yüzden emeğinize sağlık, kesinlikle inanılmaz güzel bir projeydi. Ben de sana ve o zaman birlikte çalıştığımız kocaman bir ekibimiz vardı. Bu projeye gönülden, kalben verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gönüllülüğe dayanan hizmetler bunlar. Siz gönüllü olarak bu projenin içinde yer aldınız ve çok önemli katkılar sağladınız. Teşekkür ederiz hocam. Sunuma devam ediyor muyuz hocam? Evet, sunuma devam edelim.
Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Şöyle, evet. Şimdi bu bağlamda demek ki yaptığımız şey aslında özel gereksinimli çocuklara yönelik bir spor programı uygulamaktı. Ne yaptık? Aslında 2 yaştan 30 yaşın üzerinde, 40 küsur yaşında bile öğrencileri oraya dahil ettik. Ve dikkat ederseniz küçük yaş grubu anneleriyle birlikte çalıştılar. Çünkü bazı çocukların bireysel desteğe ihtiyaçları vardı. Ve bizim de o bireysel desteği hizmet olarak alabileceğimiz profesyoneller yoktu. Bu hem çok ekonomik bir yaklaşım oldu bizim için, hem de anneleri de çocuklarının eğitimi konusunda bilinçlendirdik. Annelerin de orayı sahiplenmesini sağladık. O açıdan da çok farklı yararlarını gördük anneleri oradaki projeye dahil etmenin. Nasıl dahil ettik çocukları? Orada anahtar nokta neydi? Anahtar nokta aynen bu slaytta gördüğünüz gibi özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına göre çeşitli uyarlamalar yapmaktı. Şimdi o uyarlamalar nasıl yapılıyor? Değişiklikler nasıl yapılıyor? Bunlara yer vereceğiz. Ama şuna inanıyoruz ve aynı şekilde bunu gördük ki uygun düzenlemeler, uygun uyarlamalar yapıldığında bütün bireyler fiziksel aktiviteye katılabilir. Sadece özel gereksinimli çocuklar mı çeşitli değişikliklere, uyarlamalara ihtiyaç duyarlar? Baktığımızda eğer perspektifimiz bu olacaksa, değil mi? Yaşlı kişiler ihtiyaç duyabilirler çeşitli düzenlemelere, uyarlamalara, geçici sakatlığı olan kişiler uyarlamalara, değişikliklere ihtiyaç duyabilirler ya da beceri düzeyi düşük kişiler uyarlamaya ihtiyaç duyabilirler. Herkes bir aktiviteye aynı şekilde katılamayabilir. İşte bizim özel gereksinimli çocuklarla çalışma felsefemiz bu. Biz etkinlik temelli gitmiyoruz, çocuk temelli gidiyoruz. Onun ihtiyaçlarına bakıyoruz, neleri yapabiliyor? Aktiviteleri onların ihtiyaçlarına göre değiştiriyoruz. Yani çeşitli uyarlamalar yapıyoruz. Şimdi bu anlamda bugün aslında bakıyorum ki gerçekten yaş ilerledikçe mi oluyor yoksa işte yaşamın içinde doğasında var. Hep böyle kaybediyoruz. Bir taraftan evet yeni insanlarla tanışıyoruz, yeni insanlar kazanıyoruz ama onları kazanırken bazı insanları da kaybediyoruz. İşte biraz önce Hazal örneğini verdim. Hazal çok emek verilen, çok özel bir çocuktu. İşte pandemi sürecinde Hazal'ı kaybettik. Şimdi bahsedeceğim isim Claudine Sherrill, alanın annesi olarak tanımlanıyor. Uyarlanmış fiziksel aktivitenin annesi olarak. Yani bu bilimin ortaya çıkışında anahtar rol oynayan bir kişi. Geçtiğimiz yıl onu da kaybettik. Ama işte burada görüyoruz ki yani ne kadar kaybettik. İşte hala onun bilgilerinden yararlanıyoruz. Hala onun bize kazandırdıklarını biz de etrafımıza yayarak onun ışığının sürekli yanmasını sağlıyoruz. İşte Claudine Sherrill da böyle bir isim. Uyarlanmış fiziksel aktiviteyi şöyle tanımlamış kendisi. Diyor ki arzu edilen sonuçlara ulaşmak için değişkenleri yönetme bilimi ve sanatıdır. Bu şekilde okuduğumda öğrencilere çok fazla bir şey ifade etmeyebiliyor. Bu resimde Çanakkale'ye davet etmiştik kendisini. İşte dün de 10 Kasım Atatürk Anma Günü'ydü. Belki onunla da ilişkilendirebiliriz. İşte görme engelli bir çocuk var, Atatürk büstü var ve hemen onun önünde de Claudine Sherrill'ın bir resmi var. Çok benim için anlam içeren bir fotoğraf. Şimdi ama bunlara geçince tabii hemen çok daha basit hale gelebiliyor. Biraz önce ne dedik tanımımızda? Arzu edilen sonuçlara ulaşmak için dedik. Değişkenleri yönetme, bilimi ve sanatı. Arzu edilen sonuç nedir? Arzu edilen sonuç işte bir motor beceri olabilir. Yani bir öğrencinin işte tırmanması olabilir, arzu edilen sonuç, tepe noktaya ulaşması olabilir. Şurada bir lazer oyunu var, onun içinden geçmesi olabilir. Dolayısıyla bu da
bireye özgü. Bir başka öğrenci için denge tahtası üzerinde yürümek olabilir. Yani arz edilen sonuç deyince böyle her zaman çok yüksek bir sonuç beklemeyelim. Daha doğrusu bu yükseklik bireye göre değişiyor. Öyle diyelim. Yine arzu edilen sonuç bir başka öğrenci için performans sporu olabilir. Bu gördüğünüz fotoğrafta ülkemizin ilk Down sendromlu iki sporcusundan biri. İsmail'in fotoğrafı. Halter branşında İrlanda'ya gitti. Yaklaşık 100-120 kilo ağırlığa kadar çıktı diye hatırlıyorum. Ve dördüncü olarak da ülkemize döndü İsmail. İsmail yine bizim Akdeniz Üniversitesi'nde yetiştirdiğimiz sporculardan biriydi. Zaten ondan sonra da bildiğim kadarıyla hiç halterci sporcu yetişmedi Türkiye'de. İsmail ve Okan da kendi alanlarında ilk ve tek sporcu olarak kaldılar. Evet, arzu edilen sonuç rehabilitasyon ve terapi olabilir. Yani bir öğrenci için işte bir gördüğünüz gibi halkalardan tutmak ve kendi ağırlığını olabildiğince taşımak arzu edilen bir sonuç olabilir ve onun için oldukça zorlayıcı ve tepe noktada bir beceri olabilir bu. Bir rekreatif etkinlik olabilir. Peki biz burada değişkenleri nasıl yönetiyoruz? Yani bu biraz önce gördüğümüz motor beceri gelişimini sağlamak ya da performans sporunda başarılı olabilmesi için biz ne tür değişiklikler yapıyoruz? Aslında o sorunun cevabını da burada göreceğiz. Neler yapabiliyoruz? Materyalde değişiklik yapabiliyoruz, spor ekipmanında, spor sahasında değişiklik yapabiliyoruz. Bir de kurallarda değişiklik yapabiliyoruz. Tabii ki bütün bunları uygularken de öğretim yöntemlerinde bir takım değişiklikler yapmamız gerekebiliyor. Yani şu gördüğünüz bütün unsurları çocuklara özgü hale getirdiğimizde bütün özel gereksinimli çocuklar, bütün özel gereksinimli bireyler motor becerilerini geliştirebiliyorlar ve belirli aşamalara ulaşabiliyorlar. Şimdi araçları nasıl değiştiriyoruz? Şu da en son Serkan konuştuk mu daha sonra seninle bilmiyorum. 2019 yılında Amerika'ya bir kongreye gitmiştim. O kongrede de bir otizm merkezini gezdim. Bir vakfı gezdim. O vakıfta dedim yani artık bundan güzel daha bir basketbol potası olamaz. Uyarlanmış bir basketbol potası. Gördüğünüz gibi 3 farklı düzeyde her öğrenci kendisine uygun olan potayı hedefleyerek oyununu oynayabiliyor. Dolayısıyla bizler çok böyle standart malzemeler üzerinden gittiğimiz için o standart malzemeler bazı çocukların, bazı bireylerin aktiviteye katılımını engelliyor ve onları bir şekilde oyundan dışlıyor, oyunun dışında bırakıyor. Raketler, raketlerin geniş ve hafif olması daha topun karşılanması açısından bir avantaj sağlıyor. Topların daha hafif ya da bazen ağır olması hakimiyeti kolaylaştırabiliyor, büyük olması hakimiyeti kolaylaştırabiliyor. Önemli olan özel gereksinimli çocukla ya da sporcuyla çalışacak öğretmenin çocuğun ihtiyacını belirlemesi ve ona uygun malzeme düzenlemesini yapabilmesi. Yine bir bowling için görüyoruz. Bowling'e hazırlık bir platform var. O platform üzerinde egzersiz yaparak becerisini öğrenci geliştirebiliyor. Uyarlanmış sporlara örnek aslında biri yer voleybolu ya da oturarak voleybol, diğeri de basketbol değil mi? Yer voleybolu, voleybolun uyarlanmış hali, tekerlekli sandalye basketbolu da basketbolun bedensel engelli bireylere uyarlanmış hali. Evet, kurallarda değişiklik yapabiliriz. Nasıl değişiklikler yapabiliriz? Bisiklete binme, işte annelerin de programa katıldığından bahsetmiştim. Sağ alttaki resim yine Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi'ndeki bir etkinlikten. Aslında şöyle hayal edin, daha önce anne biniyordu bisiklete, çocuk arkadaydı. Becerisini geliştirdikçe bağımsız bisiklet kullanma becerisini gösterebiliyor. Böylelikle liderliği çocuk alıyor, anne arkada ya da çocuklar kendi aralarında rol değişimi yaparak bisiklet kullanma becerisini geliştirebiliyorlar. Tandem bisikleti dediğimiz, bakın bu da
bisikletin bir uyarlanması. Sol tarafta bir öğrencimiz var. Aslında aktivite kaykaydan kayma ama bu kaykayla birlikte hareket etme becerisinde zorlanan öğrencilerimiz için hem bir kolaylaştırıcı, oraya ip koyuyoruz ve destek alarak bağımsız etkinliğe katılımlarını sağlamış oluyoruz. Oyunun kurallarında dedik biraz önce, bir tenis oynarken normalde nedir? Tenis kortunda tenis oynarken bir kez top yere değer, temas eder ve zıpladığında karşı taraf oyuncusu tarafından top karşılanır. Ancak ilk aşamalarda topun iki kez yere temas etmesine izin verilebiliyor ve böylelikle giderek yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor özel gereksinimli bireyler. Evet, farklı öğretim yöntemleri dedik. Bakın neler var farklı öğretim yöntemleri. Aslında Serkan ne çok şey paylaşmışız seninle. Şimdi şerbonla ilgili evet, resimler evet. Görünce dedim ki Serkan da bunun bir parçasıydı. Evet, evet hocam. Evet, Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir yaklaşım değil ama bir dönem epeyce katılım olmuştu. Şerbon gelişimsel hareket. Böyle fiziksel temasa dayalı, herhangi bir malzeme kullanılmadan yapılan etkinlikler, solda gördüğünüz çalışmalardı. Birkaç tane örnek çalışma yer alıyor. Ama çok geniş kapsamlı bir yaklaşım diyebilirim. Özellikle özgüvenin oluşumu ve iletişim kurmaya yönelik hareketin araç olarak kullanıldığı bir yaklaşım. Diğer taraftan fiziksel yardım, görsel, işitsel ipuçları vererek de özel gereksinimli çocukların fiziksel aktiviteye ya da spora katılımlarını artırmak mümkün olabilir. Evet, yerde işaretler kullanmak yine öğretimi kolaylaştıran unsurlar. Biraz önce basketbol potalarını gördük. Üç farklı renkteydi. O üç farklı renkte de yerde işaretler var. Hangi potayı atacaksa o renkteki işaret üzerine yerleşiyor. Örneğin kırmızı işarete yerleştiğinde oyuncu kırmızı potaya atıyor. Sarı potaya yerleştiğinde, sarı işarete yerleştiğinde de sarı potaya atıyor. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi bir minder var. Minderde çocuğun eline ayaklarını koyacakları işaret yerler var. Çocuk elini ve ayaklarını o işaretlere yerleştirerek hareketi tamamlayabiliyor. Hiçbir zaman tek taraflı işitsel yönlendirmelere güvenmiyoruz. Onu mutlaka gördüğünüz gibi görsel uyarıcılarla destekliyoruz. Evet, bu da yine Serkan senin resmin yok ama öğrencilerimizi tanıyorlar. Tabii Abdullah Hoca, evet. Figen Hoca şimdi başka bir üniversitede. 3 Aralık için böyle bir etkinlik yapmıştık özel gereksinimli çocuklara. Bir fiziksel aktivite programı hazırlamıştık. Ve orada aslında biz okuldaki diğer öğrencileri hedeflemiştik. Özel gereksinimli çocuklara yönelik tutumları değişsin, gelişsin diye. Ama sanıyorum bizim hocalarımızın da tutumları, yaklaşımları değişti değil mi? Evet, mutlaka hocam. Abdullah Hoca'nın o günkü şeyini hiç unutamıyorum. Yani heyecanını. O çocuklara yardımcı olmanın, o çocukların heyecanını izlemenin onda yarattığı coşkuyu hala. Yani evet onlarla temas etmek hocam gerçekten yani hem gözlemledim hem yaşadığım şey inanılmaz keyif verici bir durum. Tabii ki bizler bunun içindeyiz. Siz tabii ki çok içindesiniz ama bir gözlemlediğim aslında farklı bir durumda aslında toplumda sadece böyle özel günlerde hatırlanıyor olması kanayan bir yara aslında hepimiz için. Bunu tüm zamanı yayabilmek aslında önemli. Bunun için aslında bir şeyler yapmak gerekiyor. Sadece özel günlerde değil. Çünkü biliyoruz ya en basit sosyal medyadan ya da işte Twitter'dan hashtag olan konular sadece o güne özel ama bunların çok sık daha gündeme gelmesi gerekiyor. Özellikle haklarıyla ilgili çok sık gündeme gelmesi gerekiyor. Ama tabii ki elimizden geldiği kadar bizler de bu konuda destek olmaya çalışıyoruz.
Evet, yani beni buraya davet etmiş olmanız bile bence başlı başına bir destek. Çünkü bu sayede şu an kaç öğrenci izliyor ama o kadar öğrencinin hayatına biz bu olguyu sokmuş olduk. Belki onların da deneyimleri vardır. Soru cevap bölümünde onlar da deneyimlerini paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Evet, şimdi biraz önce ben size özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalardan bahsettim. Kendi aralarında bulundukları bir topluluktu ilk izlediğiniz program. Daha sonra biz bunun yeterli olmadığını fark ettik. Yani bu çocuklar çünkü okullarda akranlarıyla beraber sokağa çıktıklarında mahallede diğer çocukları görüyorlar ve onlarla birlikte oynama becerilerinin gelişmesi lazım. Diğer çocukların da bizim öğrencilerimizi tanımaları, onlara yönelik ön yargılarından kurtulmaları lazım. Çünkü çocuklar spor yaparken çoğu zaman Serkan da bilir, yine Serkan'ın da bu tür deneyimleri olmuştur mutlaka. Biz ailelerle görüşürüz. Ailelerden bilgi alırız ve mutlaka aileler işte otobüse bindiklerinde, dolmuşa bindiklerinde nasıl diğer insanların olumsuz yaklaşımlarıyla karşılaşıyorlar, hoyrat, kaba, en azından insanı iyi hissettirmeyen bakışlarla karşılaştıklarını sık sık biz ailelerden duyuyoruz. Oynasın diye sokağa indirdiklerinde çocuklarının, diğer çocukların nasıl kendi çocuklarından kaçtıklarına dair hikayeler dinliyoruz. Bütün bunları dinleyince biz dedik evet, yani burası altın kafes gibi. Bu çocuklar her türlü hizmeti alıyorlar, becerilerini geliştiriyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Ama dışarı çıktıklarında toplumla iç içeler. Orada karşılaştıkları olumsuz bir tepki çocuğun bütün kazanımlarına bir anda zarar verebiliyor. Psikolojik olarak onları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu amaçla da çevre okullarıyla biz bir anlaşma yaptık. Ve biraz önce filmde izlediğiniz o harika, müthiş malzemelerle donatılmış merkeze beden eğitimi dersleri için diğer öğrencileri davet ettik. Diğer öğrenciler dediğimizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri. Bizim öğrencilerin yaş gruplarına göre onlar da geldiler. Bizim öğrencilerle etkinliklere katıldılar. Şimdi bakın, acaba birlikte bir derse katılmaları mümkün oluyor mu diye bir soru varsa kafanızda ya da birlikte katıldıklarında herkes eşit olarak aktiviteye katılabiliyor mu diye aklınızda bir soru varsa belki bu film, kısa video o sorunun yanıtını size verebilir. Evet, bu gördüğünüz kısa video özel gereksinimli çocukların ve tipik gelişen dediğimiz ilkokuldaki çocukların bir araya geldiği bir etkinlikten görüntüydü. Bilmiyorum uzaktan fark edebildiniz mi? Hangisi özel gereksinimliydi, hangisi değildi? İşte kapsayıcılık böyle bir şey. Çünkü uzaktan baktığınızda hepsi birlikte aynı anda bir aktiviteye katılıyor, hepsi birlikte eğleniyor, hepsi birlikte öğreniyor. Bunu ayırt edebilmeniz için biraz daha içine girmeniz, onlarla beraber olmanız gerekiyor. Bu nasıl mümkün oldu? Fırsat vererek, uygun ortamı onlara sağlayarak mümkün oldu. Biraz önce o videonun altında küçük terimler vardı, işte uyumlu diyordu. Arkadaş canlısı, azimli, eğlenceli,
Onlar bizim söylemlerimiz değil. Onlar dışarıdan, diğer komşu ya da kardeş okuldan gelen ilkokul öğrencilerinin ifadeleriydi. Biz bu çalışmalardan sonra onlarla görüştük ve düşüncelerini aldık. Her biri merkeze korkarak, çekinerek, çeşitli ön yargılarla geldiğini ama daha sonra onları tanıyınca onların da eğlenceli olduğunu, arkadaş canlısı olduğunu, hatta başarılı olduklarını, onların yapamadığı birçok şeyi yaptıklarını da söyleyerek bu konudaki hayretlerini bize bildirdiler. Neden onların yapamadığı birçok şeyi bizim öğrencilerimiz yapıyordu? Eğitim sistemimizi biliyorsunuz, ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni var mı? Sınıf öğretmenleri giriyor. Birçoğu beden eğitimi dersini başka derslerle geçiriyorlar. Yani bu beceriler kullan ya da kaybet ilkesiyle gidiyor. İlkokul öğrencileri bu becerilerini kullanmayınca çok da üst düzeye kendi kendilerine taşıyamıyorlar. Bizim öğrencilerimiz halbuki 3-4 yıldır onlar geldiğinde haftada 2 gün sürekli spor eğitimi alıyorlardı. Becerilerini geliştirmişlerdi. Böyle olunca da ilkokuldan gelen öğrenciler bizim öğrencilere hayran kaldılar. Evet, böyle küçük bir videomuz daha. Evet, yine bu altta gördüğünüz ifadeleri de biz yazmadık. Yine öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde, ilkokul öğrencileriyle onlara sorduk. Ne yapıyorsunuz birlikte? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor dediğimizde işte biz onlara yardım ediyoruz. Yeri geliyor, onlar bize yardım ediyor. Bazen biz örnek oluyoruz, bazen onlar örnek oluyor diyerek nasıl böyle karşılıklı bir etkileşim içinde olduklarında ifade ettiler. Yani çoğu zaman dışarıdan algılandığı gibi özel gereksinimli çocuklara bu tür aktivitelere katılmaları için sürekli yardım edilmesi gerekmiyor. Akranlar birbirleriyle etkileşim halinde aynı anda aynı becerileri öğrenebiliyorlar hem de sosyal becerilerini de geliştiriyorlar. Serkan, sanıyorum gördün, öğrencilerimiz de orada fark etmiştir. Bir Down sendromlu öğrencimiz vardı, Furkan. Topu attı, böyle bir atış yapıyordu, voleybol atışı. Topu attı, ondan sonra da sırasından çıkıp gitmeye kalktı. İşte bu tür konularda bizim öğrencileri yetiştirmemiz gerekiyor. Onlar yetiştiğinde öğretmenin özel olarak müdahalesine gerek kalmıyor. Ne yaptı arkadaki öğrenci? Şöyle bir kolundan tuttu Furkan'ı ve tekrar öğrenme ortamına çekti. Öğretmenin özel olarak ilgilenmesine gerek kalmadı. Değil mi? Evet, zaman atmasına gerek. Öğreniyorlar. Evet, işte akran öğrenmesi dediğimiz şey bu. Eğer öğretmenler bunun için uygun fırsat yaratırlarsa bu gerçekleşebiliyor. Evet, böylelikle biz bütün bu süreç içinde gördük ki kapsayıcı ortamlar, yani farklı özelliği olan öğrencilerin bir araya geldiği ortamlar, farklı yetenekler olabilir, bu farklı kültürel geçmişe sahip öğrenciler olabilir ya da şu an çok gündemimizde göçmen çocuklar olabilir. Her neyse o bildiğimiz standardımızın dışında, her neyse o standart.
Onun dışında gerçek toplum, gerçek farklılıkları içeren ortamlar etkileşimi destekliyor. Gördünüz etkileşimi nasıl desteklediğini. Eğer uygun planlama yapılırsa tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Spor ortamında nedir öğrencilerin ihtiyacı? Değil mi? Hareket etmek, becerilerini geliştirmek. Bu arada en önemli gereksinimleri de sosyal iletişim. Bu ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Bu ihtiyaçlarını karşıladığınızda çocuklar kendilerini saygın birey olarak algılıyorlar. Benlik saygıları gelişiyor. Özgüvenleri gelişiyor. Bu tür ortamların, çalışmaların en önemli katkısı bireye özgüven gelişimidir. Ve bütün öğrenciler için hem psikolojik hem de fiziksel olarak güvenli bir çevre sağlıyor. Ben şimdiye kadar yaptığım projelerden, çalışmalardan böyle bir derleme yaptım. O her bir fotoğraf bir şey anlatıyor bize. Yaklaşık 30 yılı geçkin bu çocuklarla bir yaşanmışlığım var. O yaşanmışlık içinde gördüm ki imkan verildiğinde bu çocuklar her türlü spor branşına katılıyorlar ve başarı gösteriyorlar. Her çocuğun başarılı olduğu bir ya da birkaç alan var. Şimdi bakıyorum neler var? Halter, su altı, dalış, bisiklet, dans, bowling, kaya tırmanma. Hemen şu sağ köşedeki fotoğraf Antalya'dan Yılmaz Sevgül, AKUT başkanıydı, Antalya'nın temsilcisi. Çok başarılı bir dağcıdır. O da her zaman bizim çalışmalarımıza destek verdi. Yukarıda bisikletle birlikte bir arkadaşlığın, dostluğun simgesi olan bir fotoğrafı görüyorum. Kano var. Bütün bunları gördüğümde ve bunu çeşitli organizasyonlarda sunduğumda diyorlar ki hocam yani biz yapmıyoruz bu sporları. İşte ben hayatımda hiç kaya tırmanmadım. Ya da ben bisiklete binmedim. Kano yapmadım. Evet. Ama bakın fırsat verildiğinde herkes bu becerilerini geliştirebilir. Özel gereksinimli çocuklar da bunu yapabilir. Bütün bunlar bizim ön yargılarımızın kalkmasına ve onlara verdiğimiz fırsatlara bağlı. Evet, onun için diyoruz ki yeter ki iste, yani bu yeter ki iste mesajımız herkese, öğretmenlere, antrenörlere, bu alanda kendini sorumlu hisseden kişilere, bu haksızlığı ya da eşitsizliği, ayrımcılığı dert edinen kişilere diyoruz ki yeter ki isteyin, isterseniz özel gereksinimli çocuklar ve bireyler için bir şeyler yapabilirsiniz. Yine bunu özel gereksinimli çocuklara ve ailelere söylüyoruz. Ne yapmak istiyorsun? Evet, iste. Yeter ki iste, bunu yapabilirsin, başarabilirsin. Dolayısıyla herkesin içinde bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, potansiyeli var. Yeter ki isteyelim, korkmayalım, özgürce İçimizdeki o gücü dışarıya çıkaralım diyorum ve ben konuşmamı senin gibi arkadaşların ben bunu resim diye algılamıştım. Çok kısa bir video, bunu da izleyelim. Hem de Hazal'ı buradan rahmetle, saygıyla, sevgiyle analım. Sendromlu gençler evde oturuyorlar, onlara bir çağrım var mı, neler söylemek istersin? Buna çağıracağım. Evde oturanları çıksın, artık spor, tiyatro ne varsa yapın ama evde durmayın. Evde oturanlara yemek yemeyin, sayılmayın lütfen. Evde durmasınlar, dışarı çıksın. Evet. Evet, biz de Hazal'ın mesajını tekrar iletiyoruz. Pandemi de olsa evde durmayın, dışarıya çıkın, güvenli ortamda spor çalışmalarına katılın diyoruz. Evet. Teşekkür ederim Serkan. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel sunumunuz için, yaptıklarınızı tekrardan biz de hatırlamış olduk. Özlemişiz. Gerçekten bu tip etkinliklere de katılmayı da o açıdan çok keyifli oldu gerçekten sunum.
Bu arada şu an canlı olarak bizleri takip eden öğrenci arkadaşlarımız varsa soru cevap bölümüne soru da iletebilirler. Ben birazcık bildiğim ancak yine merak edilebileceğini düşündüğüm birkaç sorum var aslında. Onları hocam size yöneltmek isterim müsaadenizle. Tabii ki. En önemlisi aslında siz az önce paylaşmıştınız. Aileler çocuklarını dışarı çıkardığında oyun oynamak için parka götürdüğünde diğer çocukların kaçtığından bahsettik ve bu gerçekten önemli bir konu. Empati yetersizliğinden kaynaklı olabilecek bir konu belki de ama bu akranlarla birlikte kaynaştırma faaliyetleri yapılırken özellikle bu akranların ilkokul, ortaokuldaki bu öğrencilerin engelli çocuklarla bir araya gelmesi konusunda onları nasıl ikna ediyorsunuz bu merkezlerde? Bunu dediğim gibi ben biliyorum ama merak edilebilecek bir soru aslında bu. Evet. Yani aslında şöyle bir şey Serkan, biliyorsun bu çocukların da özel gereksinimli çocukların engel akranları ile birlikte aynı ortamda eğitim almaları temel bir hak. Dolayısıyla bunlar milli eğitimde herhangi bir okula rehberlik araştırma merkezi tarafından yönlendirilip o sınıfın bir öğrencisi, bir üyesi olarak eğitimlerine devam ediyorlar. Orada da onlarla birlikte beden eğitimi ya da diğer derslere katılıyorlar. Eğer sorun bizim etkinlik bazındaysa, tabii biz bunun için okulları ziyaret ediyoruz. En tepeden başlıyoruz. Önce milli eğitimden izin alıyoruz. Ondan sonra gideceğimiz okulları belirliyoruz. Tabii bu arada istekli okullar çok önemli. Okul müdürlerine gidiyoruz, projemizi anlatıyoruz. Sonra okul müdürleri hemen bize beden eğitimi öğretmenlerini yönlendiriyorlar. Beden eğitimi öğretmenlerini anlatıyoruz. Ama bugüne kadar hiç böyle okullarda bir problemle karşılaşmadık. Son derecede ilgili, istekli olarak çocukları, öğrencileri bize yönlendirdiler. Tabii burada şu da etkili, üniversite biliyorsun onlara servis imkanı sağladı. Aksi halde o çocukları okuldan projeye getirmek çok zor olurdu. Çünkü başka dersleri var çocukların. Bu çocuklar bize okul bazen saatlerde de değişiklik yaptı. Yönlendirdi çocukları. Biz de servis aracıyla birlikte çocukları getirdik. Ama gelmeden önce hangi şube gelecekse o şubeye mutlaka projemizi anlatıyoruz, çeşitli videolar gösteriyoruz, işte engellerle ilgili farkındalık geliştirici, sınıf içi birkaç etkinlik yapıyoruz ve sonra daha büyük heyecanla geliyorlar. Ama hepsi de kalplerini merkezde bırakarak ayrılıyorlar. Bir sonraki hafta birbirlerini özleyerek tekrar buluşuyorlar. Evet, yani geri planda inanılmaz aslında bir çalışma var o çocukların oraya gelmesi konusunda. O yüzden tekrar tebrik ediyorum sizi. Bu arada Yalçın Beşiktaş hocamızın bir mesajı var hocam, hemen ileteyim. Dalış konusunda özel gereksinimli çocuklarla bir projede sizlerle buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini iletiyor. Evet. Biliyorsunuz Yalçın hocamız da o konuda uzmanlığı vardır. Engelli çocuklarla, özel gereksinimli bireylerle bir araya gelmek istediğini buradan belirtmiş oluyor. Harika, çok güzel olur. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gözde hocam, ben sözü size bırakayım. Belki çünkü Amin hocamız söz alabilir, bilemiyorum. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk hocam sizlerle bir araya gelerek, öğrencilerimiz de sizleri bir araya getirerek. Çok sağ olun. Ağzınıza ve emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Kamil hocam da burada. Öncelikle Kamil hocam söz almak isterler belki. Evet, ben Dilara hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hep eğitimden, öğretimden bahsetti ama bu işleri yaparken yöneticilerin de eğitilmesi gerekiyor. Ben o eğitilen yöneticilerden birisiyim. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu projelerde büyük katkılar verdi. İnşallah bundan sonra da devam edecektir bu projeleri yapmaya. Bizler de kendisine katkı vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hocam ben de teşekkür ediyorum sizlere.
davetimizi kabul edip geldiğiniz için öncelikle. Yaptığınız iş çok değerli. Engellilerle çalışmak çok meşakkatli, zor bir iş. Bu işe gönlünüzü vermiş bir şekilde çok emek vererek çalışıyorsunuz. Birçok projeniz var. Ben de bir soru soracağım. Bir dönem otizm bozukluğu olan bir çocuğun velisi benden yüzme dersi vermem konusunda çok ısrarcı olmuştu. Kıramadım, çok araştırdım nasıl bir otistik bir çocuğa yüzme dersi veririm. Çok zorlandım. Araştırdığımda da Türkiye'de hiçbir materyal olmadığını gördüm. Yurt dışında yüzme eğitiminin görsel öğelerle verildiğini öğrendim. Fotoğrafları göstererek öğretiyorlardı. Ama Türkiye'de o kartların bile var olmadığını öğrenince çok şaşırdım. Yani çok basit bir eğitim materyali ve Türkiye'de yok. Gerçekten çok şey yapmaya ihtiyaç var ve bunlar da ancak projelerle oluyor. O açıdan projelerin de değeri çok yüksek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani bu tarz eğitimler var mı acaba, ben mi bulamadım? Türkiye'de görsel öğelerin ağırlıklı olduğu bu sanal gerçeklik ortamlarını da soracağım aynı zamanda. Farklı engel gruplarında farklı eğitim teknikleri var. Ve evet. Otizmde sanırım bu da etkili. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam, evet. Onu merak ettim. Şimdi özellikle otizmli çocuklar görsel zekaları yüksek çocuklar. Bir diğer özellikleri de otizmli çocuklar için aktivitelerin öngörülebilir olması lazım. Aşırı derecede kaygıya sahipler, depresif özellikler gösterebiliyorlar. Bir aktivite hakkında bilgileri yoksa, yeni bir ortama gelmişlerse, aynı ortamda bile bilmedikleri bir aktivite kendilerine sunulursa, bu onlarda gerginliğe neden olabiliyor, öfke nöbetlerine neden olabiliyor ya da stereotipik davranışları artırabiliyor. Yani davranış bozukluklarını uyarıcı bir özellik taşıyor. İşte bütün bu olumsuzlukları önlemenin, kontrol altına almanın bir yolu öngörülebilir hale getirmek aktiviteleri. Bunu da aynen sizin dediğiniz gibi görsel bir takım materyallerle yapıyoruz. Mutlaka önceden anlatıyoruz. Görsel materyaller, bunun yanı sıra sosyal öyküler. Sosyal öyküler de çok işe yarıyor. Sizin örneğinizde ne olabilir? Bir sosyal öykü hazırlanır. Bir gün önce anne okur sosyal öyküyü çocuğa. Belki birkaç gün öncesinden. İşte bu saatte yüzme havuzuna gideceğim. Yüzme havuzunda beni gözle öğretmenim karşılayacak. Yüzme havuzunda yüzme kıyafetlerimi giymem gerekiyor yüzebilmem için. Daha sonra gözle öğretmenimin elinden tutacağım. Ayaklarımı suya sokacağım. Ben gözle öğretmenimin elinden tutup ayaklarımı suya soktuğumda gözde öğretmenim çok mutlu olur deyip böyle bir başlangıç yapıyoruz. Yüzme havuzuna geldiğinde de o becerileri resimlerle gösteriyoruz. Zihinsel bir harita oluşturmasını sağlıyoruz bir senaryo kapsamında. Ondan sonra çocuğun aktiviteye uyumu çok daha kolaylaşıyor. Yani biz doğru teknikleri kullandığımız zaman bu çocukların aktiviteye katılımını kolaylaştırabiliyoruz. Peki hocam, sizce spor bilimlerinde sadece bir dönemlik eğitim, bu bizim spor eğitiminde engellilerle çalışmamız için yeterli mi? Bir de onu sorayım. Şimdi bölümler açılmaya başlandı, o da çok güzel. Birçok üniversitemizde engelliler ve spor bölümleri açılıyor. Bu güzel bir gelişme. Sanırım bu konuda da bizim spor alanındaki insanların istihdam alanı açısından da aslında çok açık da var. Herhalde yönelmemiz gerekiyor. Sizce bir dönem, iki dönem yeterli mi bu bilgiler için? Evet, şimdi Gözde'cim, sorun aslında çok bu alanın temel sorunlarından bir tanesi. Fakat şunun da farkındayız ki bütün programların, işte antrenörlük, öğretmenlik, rekreasyon vesaire temel dersleri var. Ve bir de sınırlı bir kredi var, değil mi? Onun içine bütün gereklilikleri doldurmak zorundayız. Böyle olunca tabii bizler bu alanda uzun süredir kafa yoran insanlar olarak çeşitli stratejiler geliştirdik. Yani baktık ki artıramıyoruz. Hani onu da anlayabiliyoruz. Ama bir şekilde de bu çocukları desteklemek lazım.
eldeki fırsatları kullandık. Nasıl kullandık? Şimdi seçmeli ders gruplarımız var programlarda. Diyelim ki 4 yarı yılda seçmeli dersler var. O 4 yarı yıla da seçmeli dersleri bir grup olarak özel gereksinimli çocuklara yönelik spor becerilerini destekleyecek şekilde çeşitlendirdik. Bir grup olarak koyduk. Eğer çocuk o seçmeli dersleri özel gereksinimli çocuklara yönelik kendini güçlendirerek devam etmek istiyorsa gayet güzel oradan tercihini yapabiliyor. Şimdi bu bir, bu çok yararını gördük bu yaklaşımın. İkinci olarak yine bütün üniversitelerde, spor bilimlerinde topluma hizmet uygulamaları dersi var. Topluma hizmet uygulamaları dersi ülkemizdeki dezavantajlı çocukların diğer çocuklarla eşit olanaklara sahip olmaları için çok büyük bir fırsat. Biz de bu fırsatı hep özel gereksinimli çocuklardan yana kullandık. Böyle olunca da tabii ki bakın iki dersi ama o iki ders dört seçmeli ders diye düşünün. Dört dönemde altı. Bir de topluma hizmet uygulamaları yedi. Aslında bayağı güçlü bir şekilde üniversiteden mezun oluyorlar. Yapamadığımız bir şey söyleyeceğim. Aslında yurt dışında bu çok çalışılıyor. Bir strateji daha. Bu stratejide engelli sporlarıyla ilgili becerileri diğer derslerin arasına yerleştirmek. Örneğin bütün öğrenciler basketbol dersi alıyorlar mı? Bir iki haftada tekerlekli sandalye basketbolunu almalarını sağlamak. Bütün öğrencilerimiz voleybol, atletizm, futbol derslerini alıyorlar mı? İşte bu derslerin içine engelli sporlarını birer ikişer haftada olsa yerleştirirsek zaten biliyorsun biz bütün her şeyi 4 yıla sığdıramayız. Eğitimin amacı bana göre öğrencide ilgi uyandırmak, merak uyandırmaktır. Bu yaptığımız çalışmalarla biz öğrencinin olumlu tutum geliştirmesini ve bu alana ilgi duymasını sağlıyorsak zaten amacımıza ulaşmışız demektir. Öğrenci çok rahatlıkla mezuniyetten sonra da kendini bu alanda geliştirmeye devam eder ki biz hala bu gelişim süreci içindeyiz. Yani bu hiç bitmeyecek, sonlanmayacak bir süreç. Çünkü bir şey yaptıkça eksiklerinizi fark ediyorsunuz. Bir şey yaptıkça hatalarınızı fark ediyorsunuz. Evet hocam. Anladığım kadarıyla biraz da bize iş düşüyor aslında. Bizim de bu anlamda farkındalığımızın yüksek olması ve eğitimin içine bir şekilde bu farkındalığı entegre etmemiz önemli. Çok teşekkür ederiz hocam değerli paylaşımlarınızdan dolayı. Ben bugün de kendimce çok şey öğrendim sizden. Teşekkür ederiz tekrar hocam. Hocam ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için sizleri görmek çok güzeldi. Tabii öğrencilerimizi göremedik ama onlar bizi görüyorlar. Umarım yararlanmışlardır. Serkan Hoca'ya da sana da çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Dekanımıza da teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yaptığı için böyle bir etkinliğe. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah en yakın zamanda da yine öğrencilerimize belki yüz yüze bir araya geliriz diye umut ediyorum. Evet, inşallah yakın bir zamanda bunu gerçekleştirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Emeğinize sağlık. Katılan öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle oturumu burada sonlandırıyorum. Söyleyeceğiniz son bir sözleriniz varsa hocam alalım. Ondan sonra da çok kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Belki daha sonra bir araya gelerek eksik kalan yerleri tamamlarız. Öğrencilerimizin evet. Merak ettiği sorulara cevap veririz. Memnuniyetle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese iyi günler diliyoruz. Oturumu sonlandırabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.